Nevreye geçtik. Ha. Nevri geçen maç normal ortalamaların altında oynamıştı. Bakalım nasıl neler gözüküyor. Evet. Nevriye de yeni ay. Yani o kadar çok yeni ay var ki Çok üst düzey bir sporcu tabii o da. evet. Peki. Yani aslında şöyle tabii Nevriye'nin o zaman spor hayatına baktığımız zaman ben bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki yeni şeylerden, yeni ekiplerden, yeni takımlardan aslında haz alan, yani yeni ortamlara girmeyi, yeni insanlarla beraber olmayı ve kendisi bir şeyleri başlatmayı çok seven bir, heyecanlı bir kişilik olabilir diye düşünüyorum. Bu arada Ekrem Hoca gibi yine onun da mesela Merkür Yengeç Burcu'nda, yani bu şey veriyor, birazcık ondan bahsetmekte fayda var. Ekrem Hoca da Nevriye'de. Merkür bizim zihinsel yapımızı gösteriyor. Yani düşünce şeklimizi ve hayatı algılayışımızı zihinsel olarak gösteriyor. Yengeç burcunda olduğu zaman biraz bütün olaylara ben ve onlar diye bakabiliyoruz. Yani benim takımım ve onlar. Hani dolayısıyla kendi bulunduğu her şeyi çok sahiplenen, hatta fazla duygusal anlamda sahiplenen ve koruma isteği içinde olan ve ben ve onlar diye bakış açısıyla bakan bir kişi. Hani rekabet onun için mesela önemli. Hani yenmek ve kendi ailesinin, aile olarak görüyor çünkü genel, kendi ailesinin daha başarılı olmasını sağlamak amacıyla çalışıyor gibi. Çok çalışkan, çünkü Başak Burcu'nda çok fazla gezegeni var. Mars özellikle Başak Burcu'nda. Bu da şunu gösteriyor, bazen detayları çok fazla didikliyor da olabilir, bilmiyorum. Yani çok detaylara, ayrıntılara girebilen ve analiz yapabilen, işin sayısal tarafını da kafasında canlandırabilen birisi aslında. Hani onları takip ediyor, biz farkında değiliz ama maç içinde her şeyi, skorları vesaireyi falan kafada bir sayaç var aynı zamanda. O art şöyle ben onu yani teknik açıdan şöyle aslında senin söylediğin şeyi dillendirebilirim. Nevriye aslında uzun bir oyuncu olmasına rağmen kısa oyuncu gibi oyunu kuran ve arkadaşlar için bir takım şeyleri yaratan hafif de antrenörün yardımcısı gibi bir oyuncu tarzı aslında. O yüzden oyuna akıl koyan ve o gözlemleri yapan tarzda bir oyuncu. Evet ve üretken de, yani çok üretken, çalışkan, yani oyunun dışında belki muhtemelen yapılması gereken şeyleri, operasyonel işleri bile bilmiyorum, hani kotaran kişi de olabilir. Maç sırasında hareket halinde olması gerek diye not almışım. Ne demek bu? Olduğu yerde çakılmaması, çünkü şimdi Ay Boğa burcunda, kendi de Aslan burcu Ayı. Dolayısıyla orada bir şey var. Şeyden çıkması lazım. Yani sürekli fiziksel anlamda hareket halinde olması aslında ona doğru şeyi yapmasını sağlayacak gibi görünüyor. Detayları da kaçırmayacağı için maçta iyi oynayacak diye not almışım. Çünkü işte toprak elementinde çok iyi birbirine destek olan şeyler var. O zaten Başak tarafını daha iyi kullanacak görünüyor. Yani gerçekten detaylı analizlere girdiği için de ve 3'e 5'e bakmadan bir takım şeyleri yerine getirebildiği için de başarılı anladığım kadarıyla. Peki. Öyle görünüyor. Şimdi Cevallı. Ceval'dan Evet. bahsediyorum.